Demek bid'atni aramızdan kurtarış için, onu bala afatından kurtuluşumuz için birinci ilimlik, marifetli buluşumuz gerek. Dinimizni, şeriatımızni, Peygamberimizin sünnetlerini, Kur'an'ımızni koldan kekeni için yakışılıp organışımız gerek. Hani o şeylerde var narsa Allah'ın hükmü, onda yok olsa darrı bul olamız bu bid'at-ı kendimiz. Bu bid'at ekendiğimiz. Şu bilen birge yine ulamalarımız taklif etediler ki Allah'ın dini doğrusudaki hükümlerini, gaplarını takvadar, yakşı, amanetli kişilerden ilimde maramıge yetken kişilerden kabul kılış gerek. Fasık, facir, çelemulle, işnesini bilmediğallarının gapını şamaslık gereğiydi. Çünkü onlar hareket yaptı. Koş orada, her türlü fanatları var. Şunindek bid'atlardan kurtuluş için ulamalarını, demek talimatlarından faydalanan halde köpçülük o şu bid'atçiler bile sohbetleşip onlara hakikatini düşündürüşem gerek. Şeriat nime, Kur'an nime, başka nime, kim ne emri otadı, kim ne ki otmaydı, hammasını yakışılıp düşündürüp, bayan kılıp veriş, hallarını yoluna koyuş gereği buladı. Ana çünkü okşap, keyin, eğer bid'at aşaddi tüsü aladığım olsa, şimdi biraz katlara yapırış, gerek olsa, mas'ul taraflar küçük işletişim gerek, iyi de ulamalar etedi. Ana korup durup biz biraderler, ana çünkü çok yapılar var eken, şu bulan birge bid'atını bir kesafet ekerliğe, afet ekerliğe, eğer o şu yaman bid'atı olsa, şeriatga xilof bid'ati bo'lsa, ulamolarimiz mana shu bid'ati sayyi'a deb atagan bid'atlar bo'lsa, buni qalbimizni biz saqlashimiz kerak, ularga yaqin yurmasligimiz kerak, doimo ehtiyot bo'lib harakatda bo'lishimiz kerak. Bid'atni Alloh taolo Qur'oni Karimda qoralagan. Qoralaganda ham, rohiblarni qoralash borasida aytgan. وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Yani İsa Aleyhisselam'ın ergeçkenlerini kalbine Allah-u Teala yumuşaklığına, rahmetine sokan yakışı adamlar buluşken. İsa Aleyhisselam'ın talimatları da yürgen payette o şu rahmet, şefkat, öz işini vergen ama onlar da havas kıyken. Lekin vakt otuşu bulan onlar rahibliğini bid'at tarikasında oylap çıkar işte. Yani terk-i dünyaçilik ne? Onlarda o şu rahip bogan adam uylanmaydı. Ayol erge çıkmaydı. Manastır degen, Allah'ı da Ruslar etedigen, ibadet khanasıge bağırıp yaşaşadı. Osumlikler bilen avukatlanışadı. Cende kiyimlerini kiyişadı. Ve hakeza ve hakeza. Bunların bir artasını Allah kılıylardı bunlarga etmeyen. Hammasını özleri uylap çıkarken. Ana o şu bid'at. Bu katta bir felaket. Kur'an şunu yamallagan. Müslümanlar ham ana şunaqa narsalarni qilmaslikleri kerak bo'ladi. Bid'at demek zalolat. Bid'at odamni demek shaytonning yo'lidan olib borishga vosita bo'ladigan narsa. Shuning uchun mu'minlar, musulmonlar ilojini boricha bid'atlardan uzoq bo'lishimiz kerak.